Evet, bugün Epson L800 incelememizle birlikteyiz. İlk olarak bu PC'nin açılışıyla başlayacağız. Daha sonra ikinci bir videoda birlikte arkadaşlar ürün incelemesiyle devam edeceğiz. Epson L800 şu an ev kullanıcıları için bir fotoğraf yazıcısı olarak en profesyonel yazıcılardan birisi. Günümüzde şu an bildiğiniz gibi bitmeyen kartuşlar çok moda ve bu bitmeyen kartuşların profesyonel olarak firma çıkışında bitmeyen kartuşlu olarak çıkan bir serinin ürünü. Bu seride L100, L200 ve L800 ürünleri var. Bunların içerisinde en profesyonel olarak kullanabileceğiniz ürün L800. Baskı kalitesi aslında bu kullanılan 6 kartuş nedeniyle çok iyi. Altı bitmeyen kartuş nedeniyle bununla ara renklerle birlikte çok daha kaliteli bir baskı elde ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi 6 tane tüpümüz var. Bu 6 tane tüpü sonradan tanesi 30 TL'den 180 TL'ye yenileyebiliyorsunuz. Bununla birlikte yerine kullanabileceğiniz başka dolum ürünleri de var. Ama orijinal ürünün daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ürünün kutu içeriğinden altılı bu toner setimiz, kartuş setimiz var. Bir adet ürün enerji kablosu. Bunun içerisini açtığımızda kitapçıklar var, driver'ımız. Eskisi gibi artık Apple'dan sonra çıktı herhalde. Bu çok kalın kitapçıklar falan çıkmıyor ürün içeriklerine. Bununla birlikte deneme için kullanabileceğimiz fotoğraf kağıdımız var. Sanırım kağıtlar A4 boyutunda. A4 boyutunda Epson'un fotoğraf kağıtları. Denememizde bunları kullanacağız. Bununla birlikte CD, bu yazıcımızda CD ön yüzü de yazabiliyoruz. Onu da kullanacağımız bir aparat, CD yazdırma aparatı. Garanti belgemiz. Evet, yazıcımızı çıkaralım yerinden. Biraz zor olacak, ağıra benziyor. Evet. Yazıcımızı aldık. Yazıcımızı koruma poşetinde çıkarttık. Yazıcımız karşımızda. Yazıcının gördüğünüz gibi sağ tarafında, size göre sağ tarafında bir toner tankımız var. Toner tankıyla birlikte yazıcımız bu şekilde kullanıma hazır. Yazıcıda şu an son moda yazıcılarda Wi-Fi, işte SD karttan yazdırma, kocaman LCD paneller gibi özellikler var ama bu yazıcımızda bunlar koyulmamış. Daha çok amaca yönelik, yani fotoğraf yazdırmaya yönelik bir yazıcı yapılmış. Bunda sadece fotoğraf yazdıracağız diye bir şey yok. Normal belgelerinizi yazdırırsınız ama amaç ilk olarak fotoğraf yazdırmak. Zaten normal belge falan yazdırmayı düşünüyorsanız renkli belgeler, L100, L200 gibi daha ekonomik çözümlere bakabilirsiniz. Evet, bir sonraki ürünü kullanıp deneyimlerimizi paylaşacağımız videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın.